Evet arkadaşlar, şöyle bir kolay bir köye dalacağım. Çünkü orduyu ben normalde Golem ordusu için basmıştım. Yalnız bir tane ölü köy buldum. Hani ölü köy bulunca da hiç büyü kullanmadan köyü aldım. Ondan dolayı da hani şu anki binici ordum için ganimet değil, farklı bir büyü. Ondan dolayı böyle zayıf bir köye daldık diyelim. Gerçi ganimeti güzel. Yani ben şunu fark ediyorum, ben insanları umursadıkça, insanlar için bir şey yapmaya çalıştıkça o IQ'su düşük insanlar kendilerini bir şey sanıyor. Zaten beni bilen biliyor arkadaşlar, hani beni seven tayfadan Allah razı olsun, o yönden şeyim yoktur. O bilmeyen insanlar için de boş yere açıklama yapıyorum ve yani boş yere konuşuyorum. Ondan dolayı artık o insanları görmezden geleceğim. Mesela kolay köye daldı. Yok köy binası 12 üçleyemedi. Yok işte şu YouTuber senden iyi. Yok bu YouTuber benden iyi. Ya abicim, bunlar artık boş işler. Bunlarla çok umursamayacağım. Es geçeceğim artık. Umurumda değil. İşimize bakacağız arkadaşlar. İnşallah kaç gün içinde bilgisayar işini de halletmeye çalışacağım. Halledebilirsek kurtuluruz. En azından şu YouTube hayatında biraz yükselmemiz lazım. Ben bu zamana kadar yükselmek için çok çaba sarf etmedim. Kendim oldum. Kendim olduğum için de çoğu arkadaş bana destek verdi. Ben hiçbir zaman değişmedim. Elimden geldiği kadar ahlamı şeyimi bozmadım. Tabii gereksiz insanlar her zaman var ve var olmaya da devam edecek. Bundan dolayı da insanları zorluyorlar. Tabii biz yılmayacağız arkadaşlar. Yılmadan devam edeceğiz. Çünkü bu sektörde büyümek istiyorsan artık bir değişimin içine girmen lazım. Yani bu değişimin içine girmezsek hani yerimizde sayacağız arkadaşlar. Evet, şu binicilere bir şifa büyüsü atacağım. Şurada bir taktik avcı uçağının da özelliğini kullanalım. O biniciler bir kötek yemesin. Şuraya da bir öfke atıp şurayı donduracağım. Şuraya da şöyle temizlik için kralı bırakacağım. Dediğim gibi kolay bir köy olduğu için fazla zorlanmayacağız. Şuraya da büyüleri atayım. Maksat büyüleri bilerek kullanıyorum. Arkadan şey ordusu bastım arkadaşlar. Ne bastım? Golem basmıştım. Golem için farklı büyüler kullanmıştım. Şimdi arkadaşlar, konumuza gelelim. Boş 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 sohbet ediyoruz bazen. Bu konuda da yani hani ben zaten videonun başında söylüyorum. Hani diyorum ki sohbetle ilgili bir şey olduğu zaman hani başlıkta da zaten belli oluyor. Duyurudur. İşte ne bileyim, nostalji falan dediğimiz zaman video biraz daha şey oluyor. 97, hadi be. Evet, bu bölümde biraz sohbet edeceğiz arkadaşlar. Onun için istemeyen arkadaşlar şimdiden çıkabilir. Dislike'ını atabilir, like atabilir. O önemli değil. Ama isteyen arkadaşlar için şöyle tarihi bir yolculuk yapacağız. Ben oyuna 2013'ün Kasım veya Aralık ayında başladım arkadaşlar. Yani ortalama 6 yıl oldu Clash of Clans'ın başlayalı. Benimkisi 5 yıl oldu. Bu 5 yıllık süreçte Clash of Clans öyle bir değişti ki akıllara durgunluk verir. Hani görsel olarak, görüntü olarak, yani değişmedi, hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Ben oyuna ilk başladığım zamanlarda köy binası 11 yoktu. Köy binası 10 yeni gelmişti. Çok yeni gelmişti böyle. Köy binası, zaten köy binaları çıktığı zaman 10 ve 11'de şunu yapıyorlardı. İlk başta okçu ve top geliyordu. Seviye veriyorlardı. Ondan sonra yavaş yavaş hava savunması, işte okçu kulesidir falandır filandır, böyle yeni yeni şeylere seviye veriyorlardı. Ben başladığımda köy binası 10, 11 seviye şeyler vardı. Okçu ve toplar vardı. Sonra dediler güncelleme ile 12 geldi. Birer seviye arttırdılar. Sonra dediler birer seviye de artacak. 13 seviyeye kadar çıktı. Tabii biz bunları o zaman kimden takip ediyorduk? Eskiler bilir. Kaan vardı. Legend DR, Clash of Clans Türkiye diye kanalı vardı. Ben zaten onu ekol olarak görüyordum. Onu takip ediyordum ve
sevdiğim bir arkadaştı. Çünkü şımarık bir tip değildi. Kendisi çok böyle doğal bir arkadaştı. Ben ona bakarak bu YouTube'a başladım. O YouTube'u bıraktı, ben başladım arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunu iki part olarak da yapabiliriz. Çünkü bir part olarak uzun olur. Uzun videolardan da insanlar sıkılıyor. Ondan dolayı iki parta bölebiliriz. Birincisi arkadaşlar, eskiden kupa kasmak çok kolaydı. Şimdi niye diyecek olursanız, şöyle belediye binasını insanlar dışarıya koyuyordu. Bunun nedeni, evet, öncelikle belediye binasını dışarı koyarlardı. Kupa kasan arkadaşlar belediye binasını alır çıkardı. Ganimeti çok olan kişiler ise belediye binasını dışarı koydu ki 12 saatlik kalkan alırdı arkadaşlar. Hani herkes kendi yolunu bulurdu. Nasıl? Kupa kasan kupa alırdı. Kupa kasmayan, ganimetini korumak isteyenler belediye binasını dışarı koyardı. Yani köy binası 3 bile 4000 5000 kupayı görürdü arkadaşlar. Nasıl? Zorluya zorluya. Yani zaten 3000 kupaya kadar hep böyle belediye binasını görürdünüz. Ondan sonra da artık okçu barbarla savunmaların görmediği yerleri teker teker alarak kupa kasılırdı. Tabi önceden belediye binasının içi depo özelliği yoktu arkadaşlar. Sadece ganimeti depolar alıyorlardı. Sonradan belediyenin içine verdiler. Mesela yıldız özelliği şu şekilde, bu 3 yıldız aldığımız bonus yoktu arkadaşlar ilk başlarda. Bu bonusu da sonradan getirdiler, 3 yıldız verme olayını. Onun haricinde, evet arkadaşlar, mesela asker basma bölümü bu şekilde değildi. Şurada 4 tane asker basma bölümü vardı. Şu kışlanın 4'ünü birleştirdiler arkadaşlar. Şöyle göstereyim, hani burada 4 tane kışlamız var ya, şunun gibi 4 tane. Bu 4 tane kamptan ayrı ayrı asker basılıyordu. Mesela birinciye giriyorduk, asker basıyorduk, ikinciye geliyorduk, asker basıyorduk, üçüncüye gelip asker basıyorduk. Ezan okunuyor arkadaşlar, ezandan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, öncelikle söyleyeyim, asker süreleri çok fazlaydı. Hani oyun oynamak çok zordu arkadaşlar. Yani oyun oynamayı o kadar kolaylaştırdılar ki şu anki yeni oynayan nesil bunun farkında değil. Hani bizim oynadığımız zamanlarda çok zordu oyun. Hani hem asker çıkması bakımından, hem ganimet kasma bakımından, hem eşyaların maliyeti bakımından çok fazlaydı. Mesela şu Pekka şu an 3 dakika yazıyor ya arkadaşlar. Eskiden 45 dakikada bir tane Pekka çıkıyordu. 45 dakikada bir Pekka. İkincisi arkadaşlar, şu hızlı eğitim bölümü yoktu. Hızlı eğitim diye bir şey yoktu. Tek tek biz ganimet kasıyorduk arkadaşlar. Şu şekil geliyorduk, orduya basıyorduk. İkinciye geliyorduk, orduya basıyorduk. İkincisi ejderha arkadaşlar. Mesela şu an ejderha 3 dakikaya düştü. O zaman bir ejderha 30 dakikada arkadaşlar. Ejderha 30 dakikadı. Onun haricinde hızlandırma arkadaşlar. Mesela hızlandırma şu an ne kadar? 1 saat arkadaşlar. O zaman 2 saatte, yani bir hızlandırma yapacağınız zaman 2 saat boyunca başında oturmanız lazımdı ve böyle 30 taş değil 60 taştı arkadaşlar. 60 diye hatırlıyorum, belki yanlış da olabilir, onu yorumlarda belirtin. 2 saat boyunca hızlandırma oluyordu ve herhalde tek tek mi hızlandırıyorduk? Herhalde tek tek hızlandırıyorduk arkadaşlar. Yani tam aklıma gelmiyor çünkü bayağı bir zaman oldu. Tek tek hızlandırıyorduk. Mesela inşaatçı üssü zaten geleli 1,5-2 sene gibi bir şey oldu. Kara büyü diye bir şey yoktu arkadaşlar. Mesela şuradaki kara büyülerin hiçbiri yoktu. Klon büyüsü yoktu. Yıldırım büyüsüyle ilgili öyle güzeldi ki klan kalesini yıldırım büyüsüyle alırlardı. Mesela şu şekil, buradan daldığımızda klan kalesi çıktığı zaman klan kalesinin üstüne yıldırımı koyuyordun, bütün askerleri telef ediyordu. Şimdi onun hasarını düşürdüler. Hani yıldırımın hasarı yüksek ama askerlere verdiği hasar artık düştü mü, havaya vurmuyor mu bilmiyorum. Çok eskisi gibi kullanılmıyor arkadaşlar. Klon büyüsünü falan söyledik.
Atıcı zaten yeni çıktı. Bunu da 2-3 sene gibi bir şey oldu. Mesela Yıldırım'la muhteşem bir şekilde ganimet kasılıyordu. Tamam, şimdi de kasılıyor ama eskiden kara iksir deposuna Yıldırım atabiliyorduk arkadaşlar. Mesela adamda 5000 kara iksir olurdu. Şu deponun üstüne Yıldırımları sallardık, alır çıkardık. Hani öyle de bir güzel bir şey vardı. Çok rahat bir şekilde ganimet kasabiliyorduk. Artık depolar bildiğiniz gibi hiçbir yıldırım ve büyülerin hasarını almıyor. Eşyalar satılma olayını ilk çıktığı yıl olmuş arkadaşlar. İlk çıktığı yıl, ilk aylarda eşyalar satılabiliyormuş. Ben bununla ilgili çok video çektim. Belki görenler olmuştur. Görmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Mesela oyuna başladınız, köy binası 2 ya, depoyu satabiliyordunuz veya kışlayı satabiliyordunuz. Adam köyü açıyor, bir bakıyor ki köy binası 3. Allah Allah, deposu yok. La diyor, bunun deposu yoksa şeyi nasıl yükseltiyor mesela? Savunmaları falan nasıl yükseltiyor? Arkadaşlar işte onu yükseltip sonradan depoyu satıyorlardı. Depo satma olayı falan hepsi kalktı. Mesela Klan Savaşı arkadaşlar, Klan Savaşı'nı bilen biliyordur. Klan Savaşı ilk yıl dolduktan sonra Klan Savaşı başladı. Ben oyuna başladığım aylarda yeni başladı arkadaşlar. O zaman çok böyle bir şeydi, eğlenceliydi. Nasıl diyeyim, biz bir masanın etrafında 6 kişi oturup Clash of Clans oynadığımızı biliriz. Böyle kış günü elimizde çaylarımızı alırdık, telefondan birbirimize taktik vererek Clash of Clans oynardık aynı ortamda. İş yerinde mesela 10 kişinin oynadığını bilirim, 20-25 kişilik vardiyaydık, 10 kişiye yakın oynardı. Bizim amir de hatta şunu derdi: la oğlum Mehmet Çakır, senin yüzüne bütün herkes elinden telefon düşmüyor. Tabi boş vaktimizde oynardık, hani devriye olurduk, hani oturup beklememiz lazım. O zaman açardık, oynardık, 2 saat hızlandırma yapardık. Mesela köy binası 8'de 2 saatte ben depoyu 2 kere doldurduğumu bilirim. Yani günde 30 tane duvar bastığımı bilirim arkadaşlar. Çünkü sadece altınla basıyorduk. 12 duvar, 24, yani dediğim gibi 30 duvarı falan basabiliyorduk. Mesela arkadaşlar Cehennem Kulesi'nin eskiden şifa özelliği yoktu. Mesela kraliçeyle yürüyüş yaptığımız zaman Cehennem Kulesi şifaya kraliçeye yapıştığı zaman şifacı hiçbir şekilde yapamıyordu, şifa veremiyordu. Cehennem Kulesi'ni dondurmamız lazımdı veya kraliçenin özelliğini kullanmamız lazımdı. Ama şu an bildiğiniz gibi Cehennem Kulesi kraliçeye tutulsa bile şifa özelliği devam ediyor. Tabi tekli Cehennem Kulesi'nde kraliçeyi duman ediyor. Mesela arkadaşlar duvarlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Eskiden duvarlar, köy binası 10 için en fazla 11 seviye duvar vardı. Mavi duvarlar vardı arkadaşlar. Şöyle resimlerde de size göstereyim. İçinden elektrik geçerdi ve gerçekten de çok muhteşem bir görüntüsü vardı. O zaman atlatma büyüsü çok kullanılıyordu. Duvar kırıcıların seviyesi düşüktü, o kadar da yüksek değildi. Yani arkadaşlar eski ile ilgili çok anlatılacak şeyler var. Dediğim gibi bu part 1 olsun, part 2'de de bununla ilgili yine konuşmaya devam ederiz. Çünkü hani asker görüntülerinden tutun, klan seviyelerinden tutun, çok şey var arkadaşlar. Bunlarla ilgili ikinci videomuzda devam ederiz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Terlemezse gövnekler, sürçerse akt oynaklar, yüz bulursa oynaklar, gök girsin kızıl çıksın. Kur'an deva her derde, düsturuluk perde perde, sır sayarsam namerde, gök girsin kızıl çıksın.